Kardeşlerim, muazzez müminler, bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz. Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular. Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor. Çünkü camiye ilk defa gelenler var. Camilerin bu sabah yüzü gülüyor. Yılın hiçbir gününde olmadığından daha mutlular, daha mesurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarktan garba kadar alem-i İslam'ı bir surur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalardan battığı yere kadar kardeşlerimiz çocuklarını ellerine aldılar, yanlarına aldılar. Tekbir getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gittiler. Onların bir kısmı şimdi camiden eve döndüler, kurbanlarını kestiler. Belki daha uzak tarafta olanlar, Çin'de olanlar, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da olanlar kurbanlarını da kestiler. Onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram. Nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz? Sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor. 7 gün namaz kılıyorsunuz. Kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz. 7 günün sonunda cuma günleri toplanıyorsunuz, cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı. Kardeşlerimiz Müslümanlar, kimi Mağrip'ten, kimi Buhara'dan Arafat'ta toplandılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle, kâlâ rabbenâ zalemnâ" diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar. Ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar. Ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın, Arafat'taki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır. Bugün alem-i İslam'da bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa İnsanlık alemi Cenab-ı Hakk'a kurbanlar ihsan ediyor. Hazreti İbrahim'de var, Musa'da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Kurbanla, kurbanlarımızı keserek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Biz ya Rabbi diyoruz, sadece sana kul olmaya and içtik. Senden başka kimselere kurban olmayacak, senden başka kimselere de yar olmayacak ya Rabbi. Kurban bayramında ümmet Arafat'ın sonrasında kainatın sahibine bunun sözünü verecek. Kurban teslim olmak demek. Kurban yeniden Allah'a yönelmek demek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyayı görüyor. Yavrusu İsmail'i yanına alıyor, onu kurban edecek. Şöyle demiyor: "Ya Rabbi, komşularım var, dostlarım var, akrabalarım var, onların da İsmail'leri, onların da çocukları var. Onların çocukları şimdi orada burada oynarken neden benim oğlum sana kurban olacak ya Rabbi? Bu çocuk zaten şu kadar sıkıntılara göğüs germiş. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ben onu aldım, ekinin suyun olmadığı Mekke dağlarının arasına bıraktım. Annesiyle burada bir çare, şu kadar zaman geçirmiş, babasız günler geride bırakan İsmail'imi şimdi neden kurban olarak istiyorsun?" Baba en sevdiğini Allah'a kurban edecek. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde tek kelime, Allah'a isyan cümlesi yok. İsmail kurban edilecekse, en sevdiğiniz Allah'a verilecekse, Müslüman orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi diyecek. Kurban sabahı bu sabah işte onun antrenmanını, onun alıştırmasını yapacak Müslümanlar. İsmail çocuk,
babası alıyor, Allah'a kurban edecek. Yürüyor babasıyla beraber. Baba demiyor ki, arkadaşlarım var, onlar oyundalar şimdi. Arkadaşlarıyla beraber, babaları onlara yeni elbiseler aldılar. Babaları onlara şefkatlerini gösteriyor. Ama sen aldın beni kesmeye, Allah'a kurban etmeye götürüyorsun. Bu ne acı, bu ne ızdırap diye İsmail babasına isyan etmiyor. Bilakis, kâle ya ebeti fa'al mâ tu'mer, seteciduni inşaallahu minassabirin. Rabbim emrettiyse al götür baba, beni Allah'a kurban et. Kurban etmek için yere yatırdığın zaman beni Hakk'a, kainatın sahibine teslim olur bir halde göreceksin. Hani şimdi Kur'an-ı Hakim size, fakirlere, miskinlere, yolda kalanlara, Suriye'den gelen gariplere, mültecilere, kimi kimsesi olmayanlara Allah yolunda, Allah adına verin dediğinde, eğer nefsiniz karşınıza çıkıyorsa, dur diyorsa, neden veriyorsun? Onların da elleri, onların da ayakları, onların da akılları var. Neden onlar çalışmadılar? Neden sen çalıştıklarını onlara vereceksin diye? Nefsin karşına çıktığında, karşına çıktığında, İbrahim gibi malını Allah'a kurban edebiliyorsan, sabah namazı Cenab-ı Hak müezzinler vasıtasıyla seni camiye davet ediyor. Gecenin yarısında davet ediyor. Eğer karanlıkları yarıp da kalkabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, neden ya Rabbi beni bu saatte camiye, beytine davet ediyorsun diye içinde tek kelime isyan cümlesi yoksa, o zaman nefsini Allah'a kurban edebildin demek. Kurban olmak yani. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a her şeyimizi kurban edebilmeyi öğrenmenin adıdır. Bunun için bayram var. Kainatın sahibi emrediyor bize. Allah'a kul olun. Sonra annenize babanıza iyilik yapın. Bugün bayram. Belki anneniz babanız uzak bir yerde. Sıla yapacaksınız. Belki aranızda bir husumet vardı, bir problem vardı. Bugün kainatın sahibi emrediyor ya. Anne aranacak, baba aranacak, yakın aranacak, akraba aranacak. Komşu var belki, şu kadar zaman evine et girmedi. Bugün Allah sana ihsan etti. Evinde kurban var, kesiyorsun. Eğer onu görmeyeceksen, ona gitmeyeceksen, eğer kurbanı ona sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına götürmeyeceksen, hani götüreyim ama çocuklar da görsün, komşular da görsün, eti verip de onun izzetini, şerefini ayaklar altına alacaksak, o zaman nefsimizi Allah'a kurban edemedik demek. Her şeyi Allah için yapabilmek, onun rızasını kazanabilme adına yapabilmek, yakın komşuya gitmek, uzak komşuya gitmek, öyle bir ahlak, öyle bir maneviyatla gidebilmek ki, Medine'de bir kadın var, elbisesi yok. Müslüman bir kadın, Yahudi ile arasında bir konuşma var. Yahudi kadın diyor ki, senin peygamberin mi yoksa benim peygamberim mi insaniyeti daha fazla öne çıkarıyor? O kadın Hazreti Musa'dan, Müslüman kadın elbisesi olmayan biçare kadın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sonra Müslüman kadın oğluna diyor ki, git Allah Resulüne söyle, annem dışarıya, annem sokağa çıkacak fakat annemin elbisesi yok. Çocuk Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, annesinin halini anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o an o kadına gönderecek elbisesi yok ya da yanında elbise yok. Çocuğa der ki, git şu saatle şu saat arasında gel. Eğer Allah Teala ihsan ederse sana veririm, alır annene götürürsün. Çocuk annesine gelir, Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını iletince annesi çocuğuna, git Allah Resulüne söyle, eğer verecek fazla elbisesi yoksa annem peygamberin üzerindeki elbisesini istiyor. Çocuk Allah Resulüne gelir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın arasından kalkar, evine gider, üzerindeki gömleği çıkarır, Medine'de sokağa çıkmaya elbisesi olmayan kadına gönderir. Medine'de öğle vakti.
Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü bekliyorlar. Hane-i saadetin perdesi kalkacak. Efendimiz Aleyhisselam kalabalığı yaracak, gelecek. Ashabına imamlık yapacaklar. Fakat perde açılmıyor. Çünkü peygamberin ashabının huzuruna çıkması için üzerinde gömleği yok. Hazreti Cebrail geliyor. İnna Allaha yabsudur rizqa limen yasha ve yakdir. Bu ayetle geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini, o an yaşadığı durumu ashab-ı kirama, Medine'ye, bütün insanlığa ilan ediyor, duyuruyor yani. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasında, peygamberin şehrinde, Medine'de bayram sabahı. Çocuklar var, çocuklarımız var. Sevinenler var, sevinemeyenler var. Eğer mahallemiz seviniyorsa, toplum seviniyorsa, alem-i İslam seviniyorsa, buradan fazla kurbanlarınız, bir evde iki tane kurban varsa, bir tanesini Arakan'a, birini Doğu Türkistan'a, birini Suriye'ye, birini Afrika'nın ortalarına gönderebildiysek, o zaman Medine'deki bayram havası bizim mahallemizde de var demek. İşte bayram, o zaman bizim için bayram kardeşlerim. Bir bayram sabahı Hazreti Ömer Efendimiz evine çekilmişler, ağlıyorlar. Yanına varıyorlar, diyorlar ki Emirül Müminin, bugün bayram, bu sabah bayram. Ama sen ağlıyorsun, sende hüzün var. Bayram sevinme günü, bayram surur günü, peki sen neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer başını kaldırır ve buyururlar ki bayram kime bilir misiniz? İnnel ayde limen emine yevmel vaid. Kıyametin dehşetinden emin olana bayram. Kıyametin azabından eğer eminsek, işte hakiki bayram o gün. Hasan Basri bir bayram sabahı dolaşırken soruyorlar ona Basra'da, diyorlar ki bayram kime? Kim ki o gün Rabbine, kainatın sahibine isyan etmediyse, işte ona bayram o gün. Allah'a isyan etmediysek, bugün dostu, akrabayı ziyaret edebileceksek, husumeti kaldırabileceksek, uzaklaşanı kucaklayabileceksek, bugün bayramı iliklerimize kadar yaşayabileceksek, dün Arafat'taki duaları bugün mahalleye, bugün eve taşıyabileceksek, kurbanı paylaşabileceksek, işte bize o gün bayram. Kardeşlerim, 1,5 asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. İslam coğrafyası tarihinde hiçbir dönemde bu kadar uzun dönem bir fetret yaşamamıştı. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi Allah yolunda kurban edemiyoruz. Mallarını Allah'a kurban edemeyen ümmet 1,5 asırdır işte kurban oluyorlar. Bugün bayram sabahı yine saflardan Ahmetleri, Muhammedleri Hama'da, Hımıs'ta, Kahire'de alacaklar. Onlar kardeşleriniz, emperyalizmin değerleri uğruna kurban olacaklar. Bu sabah şunu düşünün, birazdan çıkacaksınız, evine gideceksiniz. İsmailleriniz var ya, sevdikleriniz, mallarınız var ya, İsmail gibi gördükleriniz, kardeşlerimizle paylaştıklarımız ya da paylaşamadıklarımız. Kendinizi bu sabah kurbanı keserken Hazreti İbrahim'in yerine koyun. Alıyor, çocuğunu götürüyor, Allah'a kurban edecek, yere yatırıyor ki فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. İsmail o zaman Müslüman oluyor. İbrahim de. Kur'an'ın ifadesi. Yani yavrusunu Allah'a teslim edince, İsmail de kendisini bıçağa sununca, ikisi o zaman Müslüman oluyorlar. Tam yavrusunu Allah'a kurban edecek, semada bir ses. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Koşla Hazreti Cibril geliyor. İbrahim başını kaldırıyor. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yok. İsmail'i bıçaktan kurtaran Allah en büyüktür. İsmail yerden kalkıyor. La ilahe illallah vallahu ekber. Onun ifadesi Allahu Ekber ve lillahi'l hamd.
Allah'a hamdolsun, Allah'a sena olsun, Allah en büyüktür. Kurbanı yatırdığınız zaman İbrahim'i düşünün, İsmail'i düşünün, Hazreti Cibril'in gelişini düşünün, malı düşünün, mülkü düşünün, evlatlarınızı düşünün. Ne kadar Allah'a kurban oluyoruz, ne kadar teslim oluyorsak işte o kadar kurban kesiyoruz. Eğer bu manadan uzaksak, İşte o zaman kurban bir et günü demek. 365 gün et yiyorsunuz. Ama bugün et günü değil, bugün nefsimizi Allah'a kurban olarak sunmanın günüdür.